hocamdan şikayetçi olmayacağım. Kahretsin. Ömer, sakin ol, ne olur. Kimseye değil, hiç kimseye değil. Ben kendime kızıyorum. Ben o kadının oyununa nasıl geldim, nasıl? Ben yaptım. Kendi ellerimle. Bile bile. Bile bile. Tamam. Lütfen Ömer. Lütfen. Ömer, bekler misin lütfen? Abi? Zehra ne oluyor? Hiç sorma Ayşe. Anlatır mısın lütfen? Korkutma beni. Jülde Hanım, karakolda ifade verirken... Her şeyin sahte senin. Her şeyin. Oldu ama. Canım yavrum. Buraya geldin. Benim için. Beni kurtarmak için geldim. O kadar mesudum ki. Kurtulduğum için değil. İnan onun için değil. Sen yanımda olduğun için. Allah'ım sana şükürler olsun. Yakarışlarımı duydun. Dualarımı kabul ettin. Hocamdan şikayetçi olmayacağım. Neredeyse inanacaktım sana. Neredeyse. Ya inanamıyorum. Annem o adamdan nasıl şikayetçi olmaz? Tam da her şey rayına oturmuşken. Yok. Annem bize böyle bir şey nasıl yapar? Ben korkunç bir kabusta gibiyim. Muhakkak bir açıklaması olmalı. Ne bilmiyorum ama bir nedeni olmalı. Ben Ömer'e bakışını, sarılışını gördüm Ayşe. Hiç sahte değildi. Gerçekten değildi. Sebep ne olursa olsun... annem abime bunu yapmamalıydı Zehra. Bize bir açıklama yapmak zorunda. Konuşmalı, anlatmalı. Yoksa onunla bir daha asla görüşmem. Bu şartlar altında görüşemem. Haklısın canım. Ama Jülde Hanım'ı son bir kez dinlememiz lazım. Ben ne olursa olsun gerçeği öğreneceğim. Sen hiç merak etme. Burada gerilmiş, sıkılmış bir adam mı görüyorum yoksa yanılıyor muyum? Ay bilseydim sıcak kahve getirirdim, sakinleştirirdi. Hem iyi giderdi bu havada. Hoş geldin Batman. Neyin var dostum? Ay sakın hiçbir şeyim yok falan deme. Biri fena halde kırmış senin kalbini. Sen küçükken de böyleydin. Cevabını alana kadar milyonlarca soru sorardın. Küçükken de böyleydin. Ben mi? Böyle ketum, içten yanmalı, hafif atarlı.
Tamam, teklif var, ısrar yok. Ama sen ne zaman istersen bu hassas kulaklar seni dinlemek için evine almadı. Biliyorum. Yalnız bir ipucu almadan bırakmam, söyleyeyim. Hiç vazgeçmeyeceksin değil mi? Tamam, o zaman verandaya geçelim. Hem birer tane kahve içmiş oluruz. Hadi o zaman. Zehra, nasılsın? İyiyim. Hoş geldin. Görmedim geldiğini. Hoş bulduk. Ben de tam çıkıyordum ki bu sıkıntılı arkadaşı bahçede dolaşırken gördüm. Doğru yanına geldim. Harika. Kahveleri üçlüyoruz o zaman. Yoksa yine iki mi yapsak? Sen gidip çalışsan mı diyorum? Biz de Zehra ile dedikodu yapsak, kaynatsak mı biraz kahveleri içerken? Bak sen, satış öyle mi? Artık adını sen koy. Ne dersin Zehra? Misafir olan sensin. Sen ne dersen o. Verandaya geçelim demiştik. Hadi öyle yapalım o zaman. Ay kıyamam. Hadi tamam sen de gel. Hadi karısından da ayrılamazmış. Defne bak. Peki ne içeriz? Yani kahve demiştin ama başka bir şey istersen. Salep içelim. Ne dersiniz? Olur. Ben Hediye ablaya söyleyeyim hemen. Ben bugün hayatımın en büyük sürprizini yaşadım diyebilirim. Hatta en güzelini, en özelini. Hakikaten. Bizim çocuklar kedi olalı bir fare tutmuşlar. Üçüne de nasıl teşekkür ederim, haklarını nasıl öderim bilmiyorum. Artık üçü de sana emanet Aysel'cim. Hiç merak etmeyin, gözünüz arkada kalmasın. Gerçi ihtiyaçları da yok ama elim üzerlerinde olacak. Yok yok, benim deli kızım var. Hem de fazlasıyla var. Arada bir yardım bahanesiyle çağırırım. Benim çalışanlar da yok. Yeni birini buluncaya kadar. Aysel'cim hiç acele etme. İçine sindireceğim birini bulana kadar ben sana yardım ederim. Ay vallahi çok iyi düşündün Şükran'a. Ay evde boş boş oturacağım ha. Değil mi ya? Çok memnun olurum gelirseniz. Ama çalışmaya değil, çaya kahveye. Size kıyamam ben. Aysel'cim bırak çayı kahveyi. Gerçekten benim yardımım dokunacaksa gelirim. Temizliğini yaparım, bulaşıkları yıkarım. Pasta börek yaparken yardım ederim. Sana baka baka beceririm herhalde. Becermek ne demek? Benden alasını yaparsınız. Yedim böreğinizi. Eliniz de çok lezzetli maşallah. Sağ ol. Neden öyle bakıyorsun? Asıl sen neden öyle bakıyorsun? Hayalet görmüş gibisin. Yine tam 12'den vurdum. Evet, hayalet gördüm. Ne demek istedin? Yoksa anneni mi gördün? Nereden anladın? Ömer, seni tanıyorum. Sen mi buldun onu? Bir daha görmeyeceğimi hayal ederken birdenbire karşıma çıktı. Haddimi aşıyorum ama söylemeden edemeyeceğim. Nasıl yüz buldu karşına çıkmaya? Keşke bilsem. Bugüne kadar isteyip de sahip olamadığım tek şey... Biliyorum. Kalbinde koca bir yarayla büyüdün. Evet, öyle. Kocaman. Kapkara bir delik. Ne kadar istesem de o kara delikten çıkamadım. Ömer, insanların en büyük sığınağı annesidir. Biliyorsun ben pek geçinemem annemle. Ama bir şeye ihtiyacım olduğunda yanımda olduğunu bilmek şu an bile çok iyi geliyor, çok iyi hissettiriyor. Olmadan bugünlere gelebildin. Bundan sonra da devam edebilirsin. Senin ona en çok ihtiyacın olduğun zamanda o yoktu. Bence geç kaldın. Kendinle savaşmayı bırak.
Anneni affetmiyorsun diye kendini suçlama. Zehra'cığım, sen mi getirdin? Kendi ellerimle yapmak istedim. Bir tanesi. Çok şanslısın Ömer. Evet. Öyledir benim karım. Bir tanedir. Ömer. İşte budur. Ne yaptın? Geçirdin mi anneni? Geçirdim. Ya ben de gelecektim biliyorsun ama müşteri vardı. Biliyorum canım. Ya. Yani evde göremeyeceğimi düşününce böyle bir anda. Tabii. Yani ev işleri artık sana kaldı. Ay kalpsizsin Kerem. Vallahi bak. Zalimsin. Dozer duygulu dozer. Hatta duvar. Sıktı ama ha. Bugün kaçıncı oldu ya? Sabah arayan numara mı? Ay evet. Ay açıyorum konuşmuyor da. Aa bak gene arıyor. Alo. Alo. Ya kardeşim konuşsana. Alo. Kapattı. Vallahi gizli hayran kokusu alıyorum. Ay canım benim. Böyle hayran olmaz. Olsa olsa sapık olur. Ah. Hop gene arıyor. Alo. Alo. Te Allah'ım ya. Akıl hızı beni bulmaz ki. Alo. Ah. İşte gene kapattı. Bizi engelleyebiliyormuş ki bunu acaba ya. Ver bakayım. Tamamdır. Sapık hayranın seni artık arayamaz. Sevgili baldızım. Ay. Ay vallahi çok teşekkür ederim sevgili enişteciğim. Bağırın ya. Vallahi bağırın. Herkes duysun. Zehra. Annemi arayacağım. Dediğin gibi öyle hemen kestirip atmak olmaz. İnşallah Ömer de senin gibi düşünür. Abim nerede? Verandada. Ama geliyor. Hediye abla çağırdı. Sen de buradaydın. Evet. Geldim. Seni dinliyorum. Ben karakolda olanlarla ilgili konuşalım diye. Nesini konuşacağız? Her şey ortada değil mi? O kadın seni ve kendisini kaçıran kocasından şikayetçi olmadı. Bitti. Anladın mı? Bitti. Evet ama Jülde Hanım'ın böyle davranmasının bir nedeni olmalı. Bir nedeni var ya da yok. Benim umurumda bile değil. Ömer. Zehra yeter lütfen. Onu bu davranışlara iten şey ne onu da bilmek istemiyorum. İsterse dünyaya bir göktaşı bile çarpacak olsa benden bu kadar. Ben yokum. Abi, bak seni çok iyi anlıyorum. Ben de hayal kırıklığına uğradım. Ama öyle hemen kestirip atmasak, son bir defa dinlesek olmaz mı? Ayşe, biz onun için elimizden geleni yaptık. Hem de fazlasıyla. Anladın mı? Yapmamamız gerekirken.
İpek, bu dosya tamamdı galiba değil mi? Hı hı, tamam. Diğer dosyaya da ekledim görülmek istenirse diye. İyi yapmışsın. Evet arkadaşlar, sizi dinliyorum. Bana 3 günlük bir rapor verirseniz sevinirim. Nihat Bey, bizden istediğiniz dosyaları zaten size mail atmıştık. Finans bölümü aylık geliri güncellemediği için gelir maliyet tablomuz eksik sadece. Anladım. Bunlar da dahil hepsinin üzerinden hızlıca bir geçelim. Kıbrıs'ta çok konsantre olamadım. Gümrükten çekilen mallarla ilgili bir dosya vardı. Ne oldu? Burada o dosya. Ona da bakalım. Arkadaşlar bir mola verelim. Bir çay kahve için. Bana da biraz izin vermiş olursunuz. Tamamdır. Kocamdan şikayetçi olmayacağım. Sana inanmak, güvenmek istedim. Bunun için çaba sarf ettim. Ama sen yine her şeyi mahvettin. Keşke şaşırtsaydın beni. Yine yüzüstü bıraktın. Evet ama Jülide Hanım'ın böyle davranmasının bir nedeni olmalı. Abi bak seni çok iyi anlıyorum. Ama öyle hemen kestirip atmasa. Son bir defa dinlesek olmaz mı? Olabilir mi? Onu böyle ifade vermek zorunda bırakan bir şey var mı sahiden? İyi günler Murat Bey. İyi günler Ömer Bey. Ben sizden bir şey rica edecektim. Tabii ki. Yardımcı olabileceğimiz bir şeyse. Jülide. Yani anneniz. O kadın. Ve aynı zamanda karımın kaçırılma emrini veren adam kim? Onun hakkında ne biliyorsunuz? Ya şu anda size kesin o yapmıştır diyebilecek durumda değilim. Ama şayet oysa oldukça karanlık biri. Arkasında iz bırakmayanlardan. Hakkındaki soruşturma devam ediyor. Eski kayıtları çıkarmak biraz zaman alacak. Ben onun hakkında her şeyi öğrenmek istiyorum. Her şeyi. Endişeniz olmasın. Gelişme oldukça ben size haberdar edeceğim. Hatırlıyor musun? Her yıl başından önce çekiliş yapardık. Sonra meraktan kıvranırdık kim kimin adını çekti diye. Hı hı. En çok da sen. Evet doğru. Heyecanlanırdım. Bakalım bunu hatırlayacak mısın? Ama bu... Hatırladım tabii. Sen bunu gerçekten saklamış olamazsın. Sakladım. Zehra, gelsene. Biliyor musun? Bunu bana Ömer Kolej'deyken almıştı. Öyle mi? Çok güzelmiş. Evet, çok tatlı değil mi? Senelerce sakladım, hep uğurum oldu. Hep çantandaydı öyle mi? Evet, hep anahtarlık olarak bunu kullandım. O zaman bakalım sen de bunu görünce ne diyeceksin? Ömer, inanmıyorum.
Bu da benim sana aldığım dolma kalem. Saklamışsın. Tabii ki. Demek bu Defne'nin hediyesi. Hı hı. Eğer kaybedersem başıma neler geleceğini bildiğim için. Ah ya. Ömer şanslı ama sen de çok şanslısın Zehra. Çok göstermese de bu kadar da vefalıdır işte. Canım arkadaşım, çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Çok duygulandım. Ben unuttum. Aslında yemeğin hazır olduğunu söylemek için gelmiştim. Ben aç değilim. Ama hiçbir şey yemedim bütün gün. Siz Defne'yle gidin. Sen gelmezsen ben de gitmem. Hem misafirinizin aç kalmasını istemezsin herhalde. Defne, lütfen. Hadi siz gidin. Ömer. Zehra, lütfen. Paranoyak oldun Canan. İkinizi tekrar bir arada görmek ne güzel böyle. Gel Defneciğim, sen böyle otur. Ay efendim. Gerçi Ömer'i yemeğe gelmeye ikna etmek biraz zor oldu ama sonunda başardım. Hiç şaşırmadım Defneciğim. Ömer'i senden daha iyi kimse ikna edemez. Ne de olsa en yakın arkadaşısın. En çok sen anlarsın onu. Bu arada sana biraz sonra bir sürprizim olacak. Gerçekten mi? Tahmin ettiğim şey değil, değil mi? Harika. Teşekkür ederim. Nihat, biliyor musun? Defne küçükken benim idolümdü. Saçımı onun gibi yapar, onun gibi giyinmeye çalışırdım. Ya, o kadar alımlıydı ki. Görünüşe bakılırsa haksız da sayılmazsın. Bence de. Ama utandırmayın beni. Pardon, sesi sağlamayı unutmuşum da. Hayatım, önemli saç istersen. Yok, önemli değil. Bu güzel sohbetten eksik kalmayayım. Hadi buyurun. Ne yapalım? Gel mahkum. Yani yiyeceğiz, yapacak bir şey yok. Bu bizim için Ömer'de bir klasikti. Ben yemekte çok havuç sevmem, hep ayırır onun tabağına koyardım. Ömer de yer miydi onları? Hem de hepsini. Yemezse başına ne geleceğini biliyordu da ondan. Aslında Ömer de havuç sevmez. Gerçekten mi? Tamam, o zaman ben size yıllardır sakladığım bir şeyi itiraf edeyim. Evet, yani ben havuç sevmezdim. Ama senin de itiraf ettiğin gibi, yani başımın eti yenmesin diye, mecburen. Yani, tavşan taklidi yapıyordun yani Ömer'cim. Bahşen de hanımcığım, maşallah bu akşam da pek keyiflisiniz, Rabbim bozmasın. Evet, çok bahtiyarım. Neden olmasın ki? Bütün aile bir arada. Defneciğim varlığıyla şenlendirdi bizi. Sağ ol kızım. Estağfurullah, ben teşekkür ederim. Ya böyle kalabalık sofrada sevdiklerimle yemek yemeyi çok özlemişim. Başın mı ağrıyor? Hı? Biraz. Ağrı kesici getireyim istersen. Yok, gerek yok. Ne yapabilirim peki? Thank you.
birazdan geçer. İşte iple çektiğim sürpriz zamanı. Şambali tatlısı. Bahşende teyzeciğim. Unutmamışsınız. Sevdiğim, değer verdiğim insanlara ait şeyleri hiçbir zaman unutmam Defneciğim. Afiyet olsun. Aslında yemeği fazla kaçırdım ama tatlıya hayır diyemeyeceğim. Ben canım sağ ol. Afiyet olsun. Ömer'in en sevdiği tatlıydı bu. Biz okuldayken gittiğimiz bir pastane vardı. Sonra benim de favorim oldu. Ben yemeyeceğim Hediye abla, sağ ol. Ama yemelisin bence. Çok seveceksin. Tam senin damak tadına göre. Hem sen yersen ben de tadına varabilirim. Tamam, iyi. Maşallah. Sizin de gençliğiniz bol bol tatlı yemekle geçmiş. Yalnız nasıl böyle dal gibi kalabilmişsiniz anlamış değilim. Sır var severseniz. Ben su içsem yarıyor da. Kolay gelsin kızım. Evladım yemek hazır değil mi daha? Yaşlıktan midem kazınıyor benim. Öğlen de pek bir şey yemedim. Dayıcım şimdi hazır. 10 dakikaya hazır. Hayır. Yani şu annem de gitmeden önce şöyle en azından bir günlük bir yemek yapıp bıraksaymış ne olurmuş ki yani. Bak ben işten kaçta geliyorum. Sen de öyle. Kadıncağızın zamanı olmadı. Yol telaşı vardı kızım. Bu taşı kız. Ay. Ay yandın dayı değil mi? Mühim değil, mühim değil. Bessiz tuttun kapağı tabii. Ya öyle oldu kızım. Dayı suyun altına tut kabarmasın. Tamam kızım tamam. Ya anne, neden seni kaçırdan adamdan şikayetçi olmadın? Anlamıyorum ki. Yaptığın yana kar mı kalacak? Şu anda bunları cevaplamam mümkün değil. Anneciğim ne olur bak bir derdin varsa anlat bana. Ayşe, güzel kızım. Bir süre görüşemeyeceğiz. Kendine dikkat et olur mu? Ama anne. Yavrum kapatmam lazım. Neden ya ne oluyor? Hoşça kal kızım. Anne kapatma lütfen. Ya kapattı Zehra. Bir süre görüşemeyeceğimi söyleyip kapattı. Hem de hiçbir açıklama yapmadı. Canım, ben çok üzgünüm. Ne diyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Ama annenin sizi sevdiğinden eminim. Bence onu böyle davranmaya zorlayan bir şey var. Bilmiyorum. Ben artık hiçbir şeyden emin değilim. Ömer, neye karar verdin? Kafamdaki bütün şüpheleri yok etmem lazım. Ne olursa olsun bunu yapacağım. Çok doğru bir karar vermişsin. İçini rahatlatmak için bunu yapmaya mecbursun. Herkesi getirmiştim ama. Bak seni düşünen bir karın var. Çok şanslısın. Sağ ol. Ama daha iyiyim. Şimdilik gerek kalmadı. Tamam böyle koyayım. Daha sonra belki işe yarar. Su iyi gelir aslında. Vücut susuz kaldığında da baş ağrısı yapar. Öyle mi? Bilmiyordum. Daha benden öğreneceğin çok şey var. Sen böyle ukalalık yaptığına göre tıp diploman falan var.
O kadar da değil. Daha iyisin değil mi? Hı hı. Çok teşekkür ederim. Tavsiyelerin için. Doktorluk vazifemi de yaptığıma göre ben artık yola koyulayım. Bek kalsana. Gitmen şart mı? Evet, Ömer doğru söylüyor. Ay, bilemedim. Olur mu ki? Evet evet, çok güzel olur. Hem bu saatte zaten ne gerek var? Madem ısrar ediyorsunuz. Tamam, ben Hediye ablaya söyleyeyim, misafir odasını hazırlasın. Tamam. Sen de artık çalışmasın. Birazdan gelirim. Peki iyi değilsin, başın da ağrıyor. İyiyim iyiyim, az bir işim kaldı. Hemen geleceğim. Gayet güzel oldu. Mis gibi de kokuyor. Ömer'in en sevdiği. Bu da oldu gibi. Acaba saçlarımı şöyle mi yapsaydım? Ya da dağınık topuz. Aslında öyle de bilirdim. Neyse, şimdi her an gelebilir. Niye gelmedi ki hala? İşi bitmedi mi? Ama geleceğim demişti. Jülite Hanım yüzünden bana kızgın olduğu için mi gelmiyor acaba? Gidip baksam... İyi de ne diyeceğim ki? Niye gelmiyorsun mu diyeceğim. Thank you.
sessizliğe alışkın. Bu yürekteki yangınlar kimin nerede ardımdaki bıraktım o eski halim. Al bu yüreği, onu koru, sol yanım yerin, tut elinden, içimde saklı düşlerimin. Ah, bu gizli aşk, bu deli oyun yakalar bizi son deminde. Aksin kaybolur ya dolunay gibi kalsın gölgen, siyah beyaz bir resim gibi çalsın. Adın aşk olsun ya da adını sen koy son deminde. Aksin kaybolur ya dolunay gibi kalsın gölgen, siyah beyaz bir resim gibi çalsın beni. Bu oyunda adın aşk olsun ya da adını sen koy. Çok mu çalıştın? Bitti mi işin? Hayır. Yine de gelmişsin. Evet, geldim. Çünkü karıma geleceğim dedim. Evet, öyle dedim. Şimdi daha iyi misin peki? Olacağım. Daha iyi olacağım. Hem de çok çok daha iyi olacağım. Çünkü karım kollarımın arasında. Ben özür dilerim. İşe dalmışım. Çok bekledin mi beni? Önemli değil. Bir günde sen beni beklersin. Bir tehdit sezdim sanki. Eğer vaktinde gelseydin, güzel mum kokuları karşılayacaktı seni. Yine isterim. Neyi? Şu güzel mum kokuları. Olabilir. Belki bir gün.
Peki o gün gelene kadar ben bir avans alabilir miyim? Yani dün gece kaçırdıklarımı telafi edebilmek için. Avans? Evet. Avans. Şey, sanki bu avans yetmedi. Sanırım bugün şanslı günümdeyim. Peki sen istemez misin? Neyi istemez miyim? Avans. Der ki misafirden sonra kalkan ev sahibinden hayır gelmezmiş. Evet. Halan söylemişse doğru söylemiş. Evet. Hadi Ömer sen de kalk bak kıza çok ayıp olacak şimdi. Sen doğru banyo. Ben de bir Defne'ye bakayım bir şey ihtiyacı var mı diye. Ömer hadi. Tamam kalkacağım. Çok özür diliyorum. Şimdi ben hemen hazırlıyorum kahvaltıyı. Uyuyakalmışım da. Tamam beklerim. Sen işine bak. Tamam 10 dakika sadece. Dayı şöyle güzel bir menemen yapayım diyorum. Sen soğan sevmiyordun değil mi? Yok kızım. Ben acı biber sevmiyorum. Ha acı biber. Dayı ben ayılamadım hala da ondan. Tamam. Yanına da şöyle güzel bir yumurta haşlarım. Sen menemen yapmayacak mıydın? Evet. Yanına yumurta da mı haşlayacaksın? Ha, ikisi bir arada saçma olur tabii değil mi? Uyanamadım da ben de ya o yüzden. Tamam yavrum tamam. Sen işine bak. Ben kahvaltıyı hallederim. Yok olur mu dayı hiç kahvaltı etmeden mi gideceksin işe? Öğlene kadar gidememekten iyidir. Dayı niye öyle dedin şimdi ya? Bir şey demedim ya. Bir şey demedim. Ben hallederim kahvaltıyı, Allah'a ısmarladık. Tamam dayı, güle güle. Canan ya. Kızım gir bari mutfağa. Şöyle yalan dolandan da olsa bir şeyler hazırla, bir antrenman olsun. Bu işler sende artık. Ay Allah'ım. İnşallah dayımı açlıktan öldürmem ya. Canım, bu kadar erken mi çıkıyorsun? Kahvaltıya kalmayacak mısın? Maalesef hayatım, acelem var. Ne oldu, bir sorun mu var yoksa? Kıbrıs seyahati yüzünden işler aksadı. Toparlamam lazım. Ardından toplantı var. Anladım. Ben de belki biraz annemle ilgili konuşuruz diyordum. Ya hayatım, gerçekten çok isterdim ama... Şimdi gitmem lazım. Akşam rahat rahat konuşuruz.
O zaman akşama görüşürüz. Güle güle. İşler kolay gelsin. Hoş geldiniz. Olanları duyunca çok sevindim. Tekrar hayırlı olsun. Sağ olun. Çocuklar bana öyle büyük bir sürpriz yaptılar ki. Aferin onlara. Ben gelmişken Ati ile kendime kahvaltılık bir şeyler alayım. Hemen paketliyorum. Zahmet etmeyin. Sizden para almayacağım. Yok. Yani olmaz öyle şey. Eğer almazsanız bir daha gelemem. Madem öyle, siftah sizden, bereketi Allah'tan diyelim. Bol kazanç. Hayırlı sabahlar. Ay, ilk iş günüme geç kalmadım inşallah. Yok Şükran ablacığım, tam zamanında geldiniz. Artık birlikte çalışacağız. Öyle mi? Çok sevindim. Hayırlı olsun. Sağ olasın Salim. Ay, hamiyetin gidişi, buranın açılışı, her şey o kadar aceleye geldi ki sana haber vermeye fırsatım olmadı. Sorun değil abla. Gerçekten çok sevindim. Allah utandırmasın. Amin Salim, amin. Hayırlı işler, sana ısmarladık. Güle güle. Hayırlı işler. Sağ ol. Şükran ablacığım, önlüğün. Ay, önlüğüm de mi var benim artık? Aman da aman. Bakayım bari. Hadi bakalım bismillah. Canan, bir şey mi oldu? Benim peşimde biri var. Peşinde biri mi var? Bak dün buradan çıkarken de peşimdeydi. Şimdi bugün buraya gelirken de peşimde. Ne yapacağım ben ya? Canan, evham yapıyorsun. Ya bak peşinde biri olsa görürdün değil mi? Peki buna ne diyeceksiniz sevgili muhabbet kuşları? Dünden beri defalarca arandım. Şimdi de peşimde biri var. Evham mı bu sizce? Sence? Ay tamam ya. Vallahi ben sizi inandırmak için uğraşamayacağım şimdi hiç. Tamam. Bak sabahtan beri seni bekliyoruz kahvaltı için. Ben gidip çayları alıp geliyorum. Hadi sen de otur. Geç hadi otur sen. Hadi. Niye bu kadar geç kaldın? Telefonlarıma da cevap vermiyorsun. Nihat ne oluyor? Bir şey oldu yok. Bildiğin gibi bir karım var. Evet tabii. Karın. Şimdi mi öğreniyorsun? Senden hiç saklamadım başından beri biliyorsun. Öyle ama en başta işlerin buraya kadar geleceğini, böyle hissedeceğimi bilmiyordum ki. Senin beni kendine böyle sırılsıklan. İlla duymak mı istiyorsun? Bir konuda anlaşalım. Uygunsuz zamanlarda aramanı, mesaj atmanı istemiyorum. Karım şüphelenmemeli. Başka türlü devam edemeyiz. Seni kaybetmeyi göze alamam Nihat. Sen nasıl istiyorsan öyle olacak. Thank you.
Allah. Deliriyor muyum ben ya? Yok işte kimse. Merhaba abi. Komiser Bey'den istediğiniz dosya. Tamam, sağ ol. Başka bir şey yoksa? Yok, çıkabilirsin. Can keser. Bu babamın ortağı Ercan. Yani babamın ortağı için mi terk etti bizi? Ercan keser. Ercan keser. Anne, nereye gidiyorsun? Anne, nereye gidiyorsun? Anne. Demek bizi bu alçak yüzünden terk ettin. Onunla bir olup ailemizi parçaladın. Babamı sırtından hançerlediniz. Ölümüne neden oldunuz. Biri karısı, diğeri ortağı. Katil! Ben bunu niye daha önce öğrenmedim, niye? Allah kahretsin. Bu yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Yaptıklarının hesabını sana soracağım Ercan keser, soracağım. Hepsinin hesabını ödeyeceksin. Hepsinin. Bunca yıl sonra beni neden aradın? Hangi cesaretle? Buna nasıl cüret edersin? Yeri gelmişken geçmişteki desteğiniz için size teşekkür etmek isterim. Bugün sahip olduğum her şeyi size borçlu olduğumu hatırlatmama bilmem gerek var mı? Maziye yad etmek için aramadın herhalde. Doğru söylüyorsunuz. Onun için aramadım. Aslında mecbur kalmadıkça eski defterleri açmak gibi bir adetim yoktur. Takdir edersiniz ki bugüne kadar hiç aramamış olmam da bunun bir kanıtı. Geçmişi geçmişte bırakırım. Tabii sorun çıkmadıkça. Bu saçmalıkları daha fazla dinlemek istemiyorum. Demek geçmişi ve bütün olanları bir saçmalık olarak görüyorsunuz. Neden aradın beni? Geçmişteki işbirliğimiz hatırına sizden bir ricam olacak. Mesele Julie'de. Julie'lerin çocuklarıyla görüşmesini asla ve kat'a istemiyorum. Ve buna siz engel olacaksınız. Bu meselenin derhal hallolmasını istiyorum. Kimsenin canı yanmadan. Ben buna onları nasıl ikna edeceğim? Eminim ki siz bir yolunu bulursunuz. Ne de olsa bu konuda çok deneyimlisiniz. Tamam. Tamam söylediğini yapacağım ama bir şartla. Bir daha senin sesini duymak istemiyorum. Kapıyı çalmadan gelmek de ne demek? Bu ne densizlik? Ama ben kapıyı çaldım Bahşende Hanım. Galiba siz duymadınız. Götür. Ihlamur istemiyorum. Kahve yap bana, salonda içeceğim. Tabii efendim.
Durum nedir Selin? Bahsettiğim konuyu araştırdın mı? Evet Ömer Bey. O şirketin ortaklarından biri Ercan Keser. Aslında sahibi desek daha doğru. Diğer dört ismin ortaklık payları %1 ila %4 arası değişiyor. Sembolik yani. Allah kahretsin. Selin, bu konu sadece bizim aramızda. Başka kimseyle paylaşmayacaksın. Anlaşıldı mı? Tabii Ömer Bey. Nasıl isterseniz. Bir de Nihat'a ulaşamıyorum. Şirkete gelince beni aramasını söyle. Babamın her şeyini çaldım. Malını, mülkünü, parasını, aile. Ama aynı şeyleri bana yapamayacaksın. Yapamayacaksın. Peki o gün gelene kadar ben bir avans alabilir miyim? Yani dün gece kaçırdıklarımı telafi edebilmek için. Avans? Evet. Avans. Şey, sanki bu avans yetmedi. Sanırım bugün şanslı günümdeyim. Peki sen istemez misin? Neyi istemez miyim? Avans. Kimseye değil. Hiç kimseye değil. Ben kendime kızıyorum. Ben o kadının oyununa nasıl geldim? Nasıl? Ben yaptım. Kendi ellerimle. Bile bile. Bile bile. Bahçede yürüyüş yapıyordum. Evet, minicik bir yürüyüş diyelim. Hep sevmişimdir bu konağın bahçesini, havasını. İyi gelir bana. Güzel. E gelmesine sevindim. Mesele Ömer değil mi? Anlamadım. Ömer için üzülüyorsun. Zehra bak, Ömer'in psikolojisi çok iç açıcı değil, farkındayım. Ama senin nasıl destek olduğunu da görüyorum. Ve bence Ömer bu buhranlı durumun içinden en kısa zamanda çıkacak. Hiç üzülme. İnşallah. Ben de en kısa zamanda toparlanmasını umuyorum. Onun için dua ediyorum. Elimden gelen her şeyi yapıyorum. Farkındayım. Ve bence ortada müthiş bir başarı var. Ben Ömer'i böyle göreceğimi tahayyül bile edemezdim. Ya Ömer evli, Ömer mutlu. Ömer karısının gözlerinin içine eriyerek bakıyor. Yani hele ki şu öfkeli ekstrem durumdayken bile... Öyle mi diyorsun? Evet, elbette. Ömer seninle birlikte inanılmaz yol almış. Bu arada o nerede? En son çalışma odasındaydı ama. Ah, Defne'cim burada mısın? Hediyeye ben de kahve söylemiştim. Siz de içersiniz değil mi? Vallahi hayır demem. Ah, peki. Ah,
Hediye, bize 3 kahve daha getirir misin? Tabii, hemen. 3. kahve kim için? Ömer için tabii. Kızım zahmet olmazsa Ömer'i çağırır mısın? Tamam. Ama itiraz ederse kulağından çekip getiririm. Kulağından tutmana gerek yok. Ömer seni kırmaz, hemen gelir. Henüz gelmedi. Öyle mi? Dışarıda toplantısı mı var? Bildiğim kadarıyla yok. İsterseniz arayıp size bağlayayım. Gerek yok Selin, ben ararım. Efendim canım? Hayatım neredeyse? Bir sorun yok değil mi? Ben şu anda Holding'deyim. Yani gelmediğini öğrenince merak etti. Araba kaza yaptı, yolda kaldım. Servisteyim şu an. Hay Allah. Gelip seni almam ister misin? Gerek yok, arıza giderildi. Şimdi arabayı alacağım zaten. Tamam canım. Görüşürüz. Görüşürüz. Gidiyor musun? Çıkmam lazım. Ama hani biz bugün... Sakın. Sakın bir şey söyleme. Ömer'le Defne de nerede kaldılar? Bunlar da birbirini bulunca bir türlü ayrılmıyorlar. Ya yan yana gelince dünyayı unutuyorlar adeta. Bırak Hediye'yi, biz hallederiz. Kahveler soğumasın. Ben bir gidip bakayım. Ömer gelmiyor mu? Kahveler hazır. Söyledim, geliyor. Derken gerek kalmadı. Ömerciğim, kahveni alsana. Teşekkürler. Afiyet olsun. Bana müsaade çocuklar. Arkadaşlarımla daha önceden bir buluşma tertip etmiştim. Hemen çıkmanız şart mı? Sizinle konuşmam gereken bir mesele var ya. Daha sonra Can sizi gideceğiniz yere bırakır. Tabii, olur elbette. Bu da nereden icap etti şimdi? Ercan'la görüştüğümü öğrenmiş olabilir mi? Gerçekten çok doğru bir karar verdiniz. Yani çok memnun kalacaksınız. O zaman biz sizi yarın Emlak'a bekliyoruz kontrat için. Şimdiden hayırlı olsun. Sağ olun. Ay aferin kızcağına, vallahi bitirdi işi. Sana çok güzel bir haberim var. Bugün evi göstereceğim adam vardı ya. Alo Canan. Ne oldu? Canan orada mısın? Ben seni sonra arayacağım sabah. Senin ne işin var burada? Konuşmak istiyorum. Konuşmaya mı geldin? Ama ben seninle konuşmak istemiyorum. Onu ne yapacağız? Canan, ne olur dinle beni. Dinleyemem. Bırak kolumu. Sana bırak kolumu dedim. Şimdi defol git. Bana bak Çetin. Sakın karşıma çıkma bir daha.
Canan. Yemin ediyorum kötü bir niyetim yok. Bak iki gözüm önüme aksın ki yok. İnşallah. Canan bak benden nefret ediyorsun. Biliyorum haklısın da. Şunu bileydin Çetin. Ama bak gerçekten senden özür dilemeye geldim. Helallik almaya geldim ben. Allah Allah. Sen benden helallik almaya mı geldin Çetin? Ne oldu? Ha? Kafana saksı mı düştü? Hapishanede düşünecek çok vaktim oldu Canan. Yani yaptığım o korkunç şeylerin hepsinin farkına vardım ben, tamam mı? Yani bambaşka bir adama dönüştüm artık. Eski Çetin falan da değilim ben. Yani tek bir amacım var, o da kendimi sana affettirmek. Tövbe ettim her şeye ben. Bana bak. Benim bu raflara artık karnım tok. Beni kandıramazsın. Şimdi yürü. Anca gidersin. Canan. Ne olur inan bana. Ya ben sana nasıl inanayım? Ha? Ben sana nasıl inanayım Çetin? Ya sen benim tanıdığım en aşağılık, en düzenbaz adamsın. Beni yaptığın pisliklerin hepsine alet ettin ya. Ben senin yüzünden sevdiğim insanlara zarar verdim. Ya kendimden nefret ettim. Aklıma geldikçe hala vicdanım sızlıyor. Ha ama maymun gözünü artık açtı. Sen beni kandıramazsın bir daha. Ben o tuzağa bir daha düşmem Çetin Efendi. Canan. Yeter. Sakın bir daha karşıma çıkma. Şimdi sokağın ortasında sapık var diye bağırırım. Seni linç ederler burada görürsün. Bak ona göre. Nerede kaldı bu kız ya? Ya ben de merak etmeye başladım. Çıkıp baksan mı? Canan neredesin sen? Aklımız çıktı. Ya telefonu kapatıyorsun sonra bir daha aramıyorsun. Biz arıyoruz açmıyorsun. Bir şey mi oldu? Ne diyeyim ben şimdi size? Geçmişimin kara lekesi yine bana bulaşmaya mı geldi diyeyim? Canan iyi misin? İyiyim. İyiyim ben de. Kahvaltı etmeden çıkmışım sabah evden. Tansiyonum düştü biraz galiba. Yolda da sendeleyince biraz durup dinlenmek istedim ama geçmedi hala. Ya madem kötü oldun niye aramıyorsun? Ben yiyecek bir şeyler almaya gideyim. O kadar güzel ki hangisini seçeceğimi şaşırdım. Bence de hepsi çok güzel. Ne yapacağız peki? Şimdi şu kadın tipolojileriyle çanta modellerini önce eşleştirelim. Bir bakalım hangisi hangisine daha çok yakışıyor. Daha kolay olur sanki böyle. Harika fikir. Ben pratik zeka diye buna derim. Teşekkür ederim. Hadi başlayalım o zaman. Canım gel. Kolay gelsin. Teşekkürler. Nihat, neyin var? İpekciğim bundan sonra seni ben hallederim. Çok teşekkürler. Tamam. Kolay gelsin. Sen arabaya mı sıkıldın? Üzme kendini aşkım. Değiştiririz olur biter. Nihat Bey, pardon. Ömer Bey size ulaşamayınca bana not bıraktı. Aramanızı istiyor, acilmiş. Tamam, bağla o zaman. Neden açmadın? Boş ver, önemli değil. Şu anda hiçbir şey senden önemli değil. Burada. Tam burada var ya. Ben bir ömür geçirebilirim. Thank you.
Burası benim sığınağım. Fırtınalı günlerde sığındığım limanım. Hem de en güvenli limanım. Pardon, buna bakmam lazım. Efendim? Kaç saattir sana ulaşmaya çalışıyorum. Neredesin? Araba bozuldu. Çekici çağırdım. Servise gittim falan, anca gelebildim. Telefonlara niye cevap vermiyorsun? O hengamede görmemişim. Bir şey mi oldu? Evet. Özge'yi şirkete köstebek olarak gönderen kişiyi buldum. Öyle mi? Kimmiş? Ercan Keser. Babamın eski ortağı. Adam bizi baya baya hedef tahtasına oturtmuş. İçeriye muhbir göndermeye kadar vardırmış işi. Ne yapmayı düşünüyorsun? Şimdilik beklemedeyim. Bu adam sadece ticari itibarımızı zedelemeye çalışmıyor. Bence çok daha büyük planları var. Zamanla göreceğiz. Ama önce Özge'yi bulup bilgi almamız lazım. Olur. Nihat, bu konuştuklarımız aramızda. Tamam, merak etme sen. Bak, bu başlık altındakileri buraya toplarsan senin için daha rahat olur. Yani her şey daha anlaşılır olur. Rahat edersin yani. O yüzden söyledim. Koray. Buyurun Nihat Bey. Sende Özge'nin adresi var mı? Evini biliyorum. Bir şey mi oldu? Bakın, mesele çok hassas. Hemen Özge'yi bulmamız lazım. Evine bir gider misin? Bak bakalım hala orada mı yaşıyor? Olur tabii, giderim. Yalnız bu sadece bizim aramızda kalacak. Anlaştık. Senden haber bekliyorum. Tamamdır. Özge konusu kapanmamış mıydı? Kapanmadığı gibi bayağı sağlam geri dönmüş. Bu işin içinde başka bir iş var. Lanetiniz yine bu evin üzerinde dolaşmaya başladı. Ama uzun sürmeyecek. Ne hususta konuşacağını bilmiyorum. Lakin fazla vaktim yok. Benim de gerçekleri duymak için sabrım yok. Neden bahsettiğini anlamadım. O zaman lafı uzatmayın. O kadının bizi Ercan Keser için bıraktığını biliyor muydunuz? Evet. Sizi dinliyorum. Biliyor muydunuz? Evet. Biliyordunuz. Biliyordunuz ve bana söylemediniz, öyle mi? Bunun sana faydadan çok zarar getireceğini düşündüm. Korumak istedim. Gerekçeniz bu, öyle mi? Bizi korumak için biliyordunuz ve söylemediniz. Burada asıl mesele ben değilim. O jüride denen kadının sizi terk etmiş olması. Ali için terk etmiş, Veli için terk etmiş. Ne fark eder? Benim için çok şey fark eder. Çok. Hiçbir şey bilmiyorum. Benim bildiğim bir tek şey var. Jülde'nin bu aileye çok zarar vermesi. Sana daha önce bu kadından uzaklaşmanız gerektiğini söylemiştim. Asıl suçlu ben değilim. Sevgili karım. Şimdi müsaadenle çıkmam gerek. Bir sorum daha var. Seni dinliyorum. Benden sakladığınız başka bir şey var mı? Nasıl yani? O kadınla buluşacağımı biliyor olamaz herhalde. Ya bir daha karşıma çıkarsa? Başıma bela olursa? Ben ne derim herkese? Nasıl açıklarım? Yine mi bulaştın bu sahtekara demezler mi? Canan. Ha. Efendim, ne oldu? Bize bir şey oldu yok. Cevaplar sende. Bize hemen ne olup bittiğini anlatıyorsun Canan. Sakın bir şeyim yok deme. Anlat hadi, dinliyoruz. Ne anlatayım ki? Anlatacak bir şey yok, anlamadım. Biri beni takip ediyor demiştin ya. Yine aynı mesele mi yoksa? Nasıl yani? Hala peşinde biri mi var?
Yok ya. Hayır, saçmalamayın. Evham yapmışım ben biraz. O kadar. Yok öyle bir şey. E niye bu hal o zaman? Dalıp dalıp gitmeler, sessiz kalmalar. Evet. Var sende bir haller ama. Canan yoksa başın belada mı? Niye hemen kötüye yoruyorsun? Belki de başka bir sebebi vardır. Mesela aşk. Mesela sevda. Gerçekten mi? Aşk olsun Canan, benden niye saklıyorsun bunu? Ya yok öyle bir şey ya. Hayır, olsa sizden saklar mıyım hiç? Megafonla bütün mahalleye duyuru yaparım vallahi. Neyse. Ben çıkayım birazcık hava alayım. Siz de şu komple teorilerinizi soluklandırın azıcık. Bizi böyle yapanlar utanırsın. Özellikle de annesi karakolda o adamdan şikayetçi olmayınca. Biraz uzaklaşsa, kafası dağılsa belki rahatlar. Evet. Bu durumda iş başa düştü Zehra. Ne yapabilirim ki? Baş başa yemek mi yesek? Odayı hazırlarım. Ama yok, evde olmaz. Yani bugüne kadar hep o beni yemeğe çıkardı. Bu sefer de ben onu yemeğe çıkarayım. Hem belki yemekten sonra sinemaya da gideriz. Ömer ister mi acaba? Neyse, sorarım. Ne giyeceğim ki? Yani böyle hoşuna gidecek bir şey. Giydim bunu. Bu? Yok, bu da değil. Bu da olmaz. Bu olabilir. Sanki bunu beğenmişti. Evet, tamam. Daha çok işim var. Hemen başlamam lazım. Dur şu saç makyaj. Hadi bakalım. Melis merhaba. İyiyim canım, sen nasılsın? Baksana ne diyeceğim. Ömer'in biraz canı sıkkın. Bizim arkadaş grubunu bu akşam bir toplayalım diyorum. Ne dersin? Güzel. Ama ben şu an uğraşamam, yanındayım. Sen bir organize eder misin? Harika. Teşekkürler. Merhaba. Merhaba. Ay ben gitmişsinizdir zannettim ama. Ha gerçi ne hoş. Hala buradasınız. Evet, buradayım hala. Bırakmadılar ki gideyim. Öyle mi? Ay ne iyi etmişler. Benim biraz işlerim vardı. Müsaadenizi istesem. Ay tabii müsaade sizin. İşinize bakın. Ayol burnuma kırtı kırtı kokular geliyor. Hafazan Allah. Hayırdır Cevriye Hanım? Hiç.
Ay Hediye, oralar trafik pek mi karıştı konakta? Yani var ya, burnuma kötü kötü kokular geliyor. Ay kimsenin günahını da almak istemiyorum. Başardan da pek bir memnun ayol. Nasıl buldun? Gözlerim kamaştı. Teşekkür ederim. Sen bir yere mi gidiyorsun? Gidiyoruz. Gidiyoruz. Biz. Nereye? Yemeğe. Baş başa. Yani davetinden çok etkilendim. Ama bunu bu akşam yapmasak Zehra. Neden? Ercan keser. İşi yarım bırakamam. Benim pek keyfim yok. Senin de tadın kaçsın istemem. Madem karım beni ilk kez yemeğe çıkarmak istiyor, ben tadına varmak isterim. O yüzden erteleyelim diyorum. Ben de yemekten sonra sinemaya gideriz diye düşünmüştüm. Zehra, benim biraz zamana ihtiyacım var. Toparlanmaya. Yani az çok ne durumda olduğumu tahmin edebiliyorsundur. Yoksa ben karımın beni ikinci kez kaçırma teklifine hayır diyebilir miyim? Bu benim elimin tersiyle edebileceğim bir teklif değil. Ben geldim. Ay affedersiniz. Böyle pat diye daldım ama romantizmimizin içine turp suyu sıkmadım umarım. Yok, olur mu öyle şey? Aslında sana bir şey sormaya gelmiştim. Dinliyorum. Ya akşam kolejden arkadaşlarla buluşacağız. Sen de, yani siz de geliyorsunuz. Defne, teklifin için çok teşekkürler ama biz gelebileceğimizi hiç sanmıyoruz. Ay kabul etmiyorum. Zehra lütfen bak, hadi ikna et kocanı. İyi gelecek, söz veriyorum ikinize de. İşte böyle. Benim teklifimi reddettin. Buyur bakalım. Ben değil ama Ömer gelebilir. İyi olur onun için. Olmaz, ikiniz de gelin. Ya siz beraber arkadaşlarınızla buluşun. Yani söz, başka zaman birlikte gideriz. Olur mu canım? Hep birlikte gideriz değil mi Ömer? Defne. Ömer, hele senin hayırını hiç kabul etmiyorum. Neyse, ben aradan çıkayım, sizi baş başa bırakayım. İtiraz istemiyorum Ömer. Bak herkese Ömer de gelecek dedi, muhakkak geleceksin. Şimdi ben gidip hazırlanayım, arayayım seni, olur mu? Sen konağa dönebilirsin. İsterseniz bekleyebilirim efendim. Lüzum yok. Sen git. Peki. İyi günler. Artık torunlarımla görüşmeyi kesmeni istiyorum. Sizi buraya o gönderdi değil mi? Ercan. İkinizin işbirliği içinde olması çok acı. Demek bu kadar çaresiz kaldınız. Neyle tehdit etti sizi? Yoksa
Yoksa biliyor mu? Yıllardır kafamdaki bazı sorulara cevap bulamamıştım. Ama şimdi taşlar yerine oturuyor. Demek geçmişte sadece başıma gelenlere göz yummakla kalmadınız. Benden kurtulmak için Ercan'la... Bunlar senin engin muayelenin ürünü hastalıklı düşünceler. Seninle görüşmek için kimseyle ittifak içinde olmam gerekmiyor. Ben buraya ailenin büyüğü olarak vazifemi yerine getirmeye geldim. Seni bir kez daha ikaz etmek için torunlarıma zarar veriyorsun. Sen o aklı bir karış havada gelinimizi kandırıp hayatımıza girdiğinden beri bir tek güzel gün görmedi torunlarım. Sen onların duygularına ehemmiyet vermiyor olabilirsin. Ama ben torunlarımı korumakla mükellefim. Onların hayatlarını bir kez daha mahvetmene izin vermeyeceğim. Eğer ailemize bir kez daha girmeye teşebbüs edersen karşında beni bulursun. Beni hala tehdit ederek bir yere varacağınızı sanıyorsunuz. Ama artık karşınızda eski Jülide yok Bahşende Hanım. Kimseden korkmuyorum. Sizden korkmuyorum. Efendim. Anladım. Tamam, geliyorum. Yemek dedim, sinema dedim. Bana mısın demedi. Hayır da hayır. Ya arkadaşlarıyla buluşmaya giderse? Giderse. Eğer giderse. Öf. Boşuna esip gülme Zehra. Ya sanki ne yapacaksın ki? Ne diyeceksin? Arkadaşlarına niye yemeğe gittin mi diyeceksin? Geliyor. Beni böyle şapşal şapşal görmesin. Bir şey mi arıyorsun? Evet. Arabanın anahtarlarını odada bulamadım da. Gidiyor. Keyfim yok. Yemeğe gitmeyelim dedi. Başka zaman dedi. Ama arkadaşlarıyla buluşmaya gidiyor. Hain. Resmi gözünde canlandır. Ne resmi? Yani ben bir şey kaybolduğunda öyle yapıyorum. Gözünde tekrar canlandırıyorum. Nasıl? Yani filmi geri sarıyorum. Resimleri tek tek gözünde canlandırıyorum. Sonra da kaybettiğim şeyi nereye koyduğumu hatırlıyorum. İlginç. İşe yarıyor mu peki? Yani bende işe yarıyor. Ama seni bilemem. Denemen lazım. Deneyeyim mi? Yani ne olacak ki? Bir şey kaybetmezsin ama kaybettiğin şeyi bulabilirsin. Hadi gözlerini kapa. Şimdi düşün. Olma. Neden? Ben düşünemiyorum. Nasıl düşünemiyorsun? Sen bana bu kadar yakınken... Ömer, hadi. Ben sadece seni düşünüyorum. Hatta şu an ne aradığımı bile unuttum. Ömer.
Hatırladım. Neyi? Anahtar. Paltomun cebindeydi. En son oraya koymuştum. Ha, tamam. Evet. Oradaymış. Bak, gördün mü? İşe yaradı işte. Yardımın için teşekkür ederim. Tamam, benim artık çıkmam lazım. Gidiyor musun yani? Çok geç gelmemeye çalışacağım. Hı hı. Tamam. Görüşürüz. Arkadaşları ısrar ettiyse hayır diyememiştir. Ama ben de yemeğe çağırmıştım. Neyse tamam. Yani geç kalmayacağım dedim. Diğer bir siteye daha yüklemiştik ilanı. Oraya da bir bakalım. Bakalım. Lütfen beni bir kez olsun dinle. Senden başka bir şey istemiyorum. Cevap da vermemiş. Bir siteye daha yüklemiştiniz ya fotoğrafları. Oraya da bakalım. Şu anda ona bakıyoruz değil mi? Vallahi bravo. Kalbimi okumuşsunuz. Yani biz okuyamadık ama... okuyan biri var sanırım. Sana az önce mesaj mı geldi? Ya yeter ama ya. Çapraz sorgudayım, benim mi haberim yok? Ya olsa bir şey sizden saklar mıyım? Yok işte bir şey yok. Yok. Yani sen Buket'i mutlaka düğün gününden bir gün önce söylersin bana. Sana özel öyle yapacağım Kerim Efendi. Sen son dakika öğreneceksin. Biraz ani oldu ama sorun olmaz değil mi usta? Olsun evladım. Sen içini ferah tut. Git işini hallet, geri dön. İnşallah usta. Velidini yapayım. Hakkını helal et ustam. İki gün sonra görüşürüz. Helal olsun evladım. Görüşürüz inşallah. Kim var orada? Kimsin sen evladım? Ne istiyorsun?
çok. Üstündeki. Ha, çeyizimde vardı. Düğünden önce Cevri ablayı almıştık. Öyle duracağına giyeyim dedim. İyi yapmışsın. Çok güzel olmuş. Ömer onu beğenmişti. Bunu da beğenir mi acaba? Sanki bir şey daha vardı. Ha? Ay, mumlar, az kalsın unutuyordum.
daha yok. Geç kalmam demişti. Yok. Ben dayanamayacağım, arayacağım. Açmıyor. Niye açmıyor ki? Demek ki meşgul. Çok eğleniyor herhalde arkadaşlarıyla. Beni bekleme, sen uyu. Geç geleceğim, işim bitmedi, merak etme. Beklemeyeyim. Merak da etmeyeyim. Öyle mi? Bensiz gittiği yetmezmiş gibi bir de geç geleceğini söylüyor. Yorgundun hani? Kaç oldu yoksun ortada. Sen uyu, olur. Kolaysa gel sen uyu. Beklemesek. Bilir. Şöyle bak. O arkadaşıyla takılsın, eğlensin. Sen burada. Konuşsana evladım. Konuşsana. Bir derdin mi var? Ben... Evet. Bunu size getirmiştim. Bana. Sağ olasın.
garip bir meçhup herhalde. Ya da evsiz. Yazık. Bir derdi var sanki. Seni daha önce bu mahallede görmedim hiç. Yeniyim ben. Yeniyim. Anladım. Üşüyor musun evladım? Yok. Titriyorsun evladım. Belli ki uzun zamandır dışarıdasın. Hadi gel atölyeye sıcak bir şeyler içelim. Evladım gelsene. Yok ben sizi rahatsız etmeyeyim. Estağfurullah, ne rahatsızlığı. Ya benim de canım zaten çay istiyordu. Ama tek başına keyfi çıkmıyor. Beraber içeriz. Ben bu anahtarlık için teşekkür etmiş olurum sana. Tamam, o zaman bari bir çay içmeye geleyim. Adın ne senin? Çetin. Benim de Salim. Eyvallah. Aç mısın? Değilim. Değilim. Bunlar kalmış sadece evladım. Çayın yanına atıştırırsın. Sağ ol. Belli ki bir derdin var. Anlatırsan dinlerim. Nereden başlasam bilmiyorum ki. Bir yerden başla. Ben çok büyük hatalar yaptım. Yani öyle böyle falan da değil yani. Bayağı büyük hatalar yaptım. Şimdi de bu akılsızlıklarımın bedelini ödüyorum. Bedelini ödüyorum. Bu yüzden mi cezaevine düştün? Yani yaptığım büyük hatalar yüzünden. Yaptığım hatalardan dolayı kendime değil başkalarına da çok büyük zararlar verdim. Yani böyle onurlanmayacak, affedilemeyecek zararlar verdim. Yani Salim amca şu yolunun yönünü kaybetmiş gibi böyle yıkık dökük bir adam oldum. Çaresiz. Çaresiz değilim. Çaresi olmayan tek şey ölümdür evladım. Kalbinin sesini dinlersen doğruyu bulursun. O sana yönünü gösterir. Birini kırdıysan, üzdüysen gidip nedamet dilersin. Gerekirse gece gündüz kapısında yatar, kendini affettirirsin. İki can bir araya gelse affetmez. Allah büyük evladım. Yeter ki sen umudunu yitirme. Gün doğmadan neler döner. Senin kalacak yerin var mı?
miymiş? Kızım. Dayıcığım. Ay ödümü patlattın ya. Niye bu kadar korktun kızım? Bilmem ki. İrkildim öyle işte birden. Geçe kalmışsın sen. Ne yapayım? İş anca bitti dayı. Ya hadi kızım. Ya. Gecelik beni mi beklemiş? Gelmeyince
yaşamanızdan endişe ettiği için bunu başkasından duymanızı istemedi. Bugün Başhan Hanım'la görüştüler. Neden? Jülde Hanım o buluşmaya Ercan Bey istediği için mecburen gitmek zorunda kaldı. Yani sizin anlayacağınız Başhan Hanım'la birbirlerini tanıyorlar. Ve iletişim halindeler. Demek görüşüyorlar. Evet. Sen yine ne işler çeviriyorsun acaba? Gelmemiş. Gelmediyse nerede? Dışarıda mı hala? Olabilir mi? Bütün gece dışarıda. Yok. Dönmüştür eve. Kesin dönmüştür. Hem zaten nerede kalacak ki? Yani niye kalsın ayrıca? İnşallah dönmüştür. Yani yoksa kendisi kaybeder. Hayır, yani o nasıl olacaksa artık. Günaydın, hayırlı işler. Hoş geldin Salim, sağ olasın. Hoş geldin Salim Bey. Hoş bulduk. Abla, Canan anahtarı evde unutmuş. Ben pastaneden alırım dedi. Ben bugün karşıya montaja gideceğim. Sen verirsin. Tabii tabii. Ben veririm Salim. Gelmişken ben kahvaltılık bir şeyler alayım. Ispanaklı börek sever misiniz? Kim sevmez ki? Fırından yeni çıktı. Çıtır çıtır. Hemen paketliyorum. Zahmet olmaz. Salim, Hatice Alay'la Hamiyet'ten bir haber var mı? Nasıllarmış? Dün akşam konuştum. Gayet iyiler. Çok selamları var. Aleyküm selam. Buyurun Salim Bey. Afiyet olsun. Sağ olun. Buyurun. Siftahınız da hayırlı geliyor. Öyle mi? Bol kazanç. O zaman bundan sonra her sabah ilk müşterimiz sensin Salim. Kazanalım birazcık. Tabii ki abla, neden olmasın? Memnuniyetle. Ben artık gideyim müsaadenizle. Size de kolay gelsin. Güle güle. Burada da yok. Eğer orada da değilsen, eğer eve gelmediysen, gerçi şu an ne yapacağımı bilmiyorum ama. Buradaymış. Kaçta döndü acaba? Hayır yani benim merak edeceğimi hiç mi düşünmedin? O kadar saat dışarıda kalmak da ne demek hem? Evlisin sen ya, evli. Hayır yani illa gitme mi demem lazım? Sen anla gitmeni istemediğimi. Evet anla. Her şeyi bilen adam. Hem ben nasıl söylerim gitme diye?
gitmeni istemiyorum diye. Sana o kadar dışarıda yemek yiyelim dedim. Bana gelince hayır demeyi biliyorsun. Ne demeyi biliyorum? Sen mi? Evet, ben. Odada başka kimse var mı? Yok. Ya o zaman bana dedin. Evet, tabii ki sana dedim. Tamam işte, onu diyorum. Yani ne dedin? Ne, hiç öyle önemli bir şey değil. Yani kendi kendime konuşuyordum. Ne zaman geldin? Şimdi. Daha yeni girdim odaya. Sen beni mi seyrediyordun? Yo, o nereden çıktı? Ne bileyim, öyle başımda tatlı tatlı konuşan huysuzlu biri vardı, o yüzden. Sana öyle gelmiş. Sen dün gece odaya geldin demek. Evet. Yani seni görmeden uyuyabileceğimi düşünmedin herhalde. Sonra işim vardı. Çıktım tekrar. Anladım. Çok bekledin mi? Neyi? Beni. Bir de soruyor. Yo, dedim ya. Çok az yani, biraz. Ama birçoğu erimişti. Nelerin? Mumların. Ha, sen onu diyorsun. Aferin Zehra. İşte böyle rezil et kendini. Senin içine şarkımız kaçtı galiba. Nasıl sorular bunlar böyle? Yani sen uyurken ben seni seyretmiştim. Belki sen de aynısını yapmışsındır diye. Yani az önce. Sen beni mi seyrettin dün gece? Evet. Çok güzel mışıl mışıl uyuyordun. Ama bir konuda kararsız kaldım. Hangi konuda? Uykucu Şirin mi? Yoksa uyuyan güzel mi? Sen hangisini seçerdin? Hiçbiri. Hiçbir mi? Bütün gece beklet, sonra da... Yani bugünlerde öfkeli beni daha iyi yansıtıyor. Öfkeli. Sen. Olamaz mı? Yani aslında olabilir. Kaçta geldin? Yani 3 gibi. Biraz daha geçiyordu. Kim bilir neler yaptınız o saate kadar. Çok eğlendin mi bari? Peki nasıldı? Gece nasıl geçti? Yani öylesine bir gece işte. Demek ayrıntı vermek istemiyorsun Ömer Bey. Neden acaba? Öylesine bir geceye gidiyorsun. Zehra. Bunu da alır mısın?
Ne oluyor Ömer? Bir sorun mu var oğlum? Lafı hiç uzatmayacağım. O kadınla neden görüştünüz? Neden olabilir? Tabii ki seni ve Ayşe'yi korumak için. Bir babaanne olarak görevim benim bu. Bizi korumanıza hiç gerek yok. O kadınla görüşerek babamın hatırasına ihanet ediyorsunuz. Ömer, beni ihanetle itham etmeye hiç hakkın yok. Aksine oğlumun hatırasına saygımdan dolayı onunla buluştum. O kadını hayatımıza sokarak, peşinden koşarak beni buna siz mecbur ettiniz. Defalarca ikaz ettim. Dinlemediniz. Siz onu affetmeye çalışırken ben ona gerçek yerini hatırlattım. Yaptığımın da arkasındayım. Yine olsa yine yaparım. Peki Ercan Keser'le neden görüştünüz? Başka türlü o kadına nasıl ulaşabilirdim oğlum? Söyler misin lütfen? Kolay gelsin. Hoş geldin ustacığım. Sobayı yakmışsın, çayı demlemişsin. İsabet olmuş. Ben de börek aldım. Nasıl? Gece rahat mıydın? Üşümedin değil mi? Yok ustacığım. Üşümedim. Yani deliksiz uyumuşum. İyi yapmışsın evladım. Ati gelene kadar benim çırak. Birkaç gün izin aldı. Gelene kadar sen burada kalırsın. Gelince sana kalacak bir yer buluruz. Allah razı olsun ustacığım. Yani inşallah ben zaten yakın bir zamanda şey yapacağım. Kalacak bir yere aileceğim kendimi. İnşallah evladım. Allah büyük. Elbet bir kapı açacak. Bekletti diye yarım saat özür diledi. Ah Zehra. Kızım geldiğini duymadım. Bir şey mi istedin? Yok, Ömer'le kendime kahve yapacaktım da Hediye abla. Sen hiç zahmet etme. Ercan Keser, senin ne istediğin, ne yaptığın çok açık. Amacına ulaşabilmek için neler yapabileceğin de. Ama o kadın... Ercan Keser, Tahir Kervancıoğlu'nun eski iş ortağı. Son ihaleyi hile yoluyla aldı. Holding'e bir ajan yerleştirdi. Sen burada mıydın? Ömer. Zehra, çok acelem var. Daha sonra konuşuruz. Ömer, lütfen dikkat et. Başını belaya sokma. O adam çok tehlikeli. Ay nerede kaldı bu adam ya? Saat kaç oldu? Gelse de nasıl tanıyacağız ki? Hiç resim yok demiştiniz. Sahiden ya. Aman canım. Ne var bunda? Ya tipinden anlarız. Ay sen bugüne kadar kaç tane blogger... Aman neydi bunun adı? Bunun Türkçesi yok mu Allah aşkına? Blogger Şükran teyze.
Geliyor. Bak 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 şuna bak, kesin o. Herkes yerine geçsin. Anlamasın baktığımızı. Dursam. Hoş geldiniz beyefendi. Hoş bulduk. Ne ikram edeyim size? Nefes. Önce bir nefes alayım. Ondan sonra siparişi veririm. Hay hay. Hay hay, siz nasıl isterseniz. Biz, yani hepimiz hizmetinizdeyiz. Lanet. Bu adam bildiğin lanet. Şşş. Duyacak şimdi. Çay alırsınız diye düşündüm. Havalar soğuk, içiniz ısınsın. İyi düşünmüşsünüz, sağ olun. Aslında siparişi de verebilirim. Sizin ıspanaklı böreklerinizi çok övdüler. Ay evet, böreklerimiz 10 numara 5 yıldızdır. Yani çok lezzetlidir. Müşterilerimiz çok beğenirler sağ olsunlar. Börekleriniz şimdi hazır olur. Tatlı için önerinizi alabilirim. Ben size seçeneklerimizi sunayım. Önce bir göz gezelim isterseniz. Teşekkür ederim. Efendim Mustafa. Bakınız Sabah Hanımcığım, adam ıspanaklı börek dedi. Ya? Bu kardeşiniz var ya, şimdi gidiyor. Benim çıkmam gerek. Afiyet olsun. Dayım yine evden çıkmış. Beni arıyormuş. Tamam Aysel'cim, sen git. Biz buradayız. Orayı da hiç merak etme. Yardım lazım mı abla? Yok, hallederim ben. Afiyet olsun. Bizim ürünlerimiz her gün taze olarak organik malzemelerle hazırlanıyor. Ay, inanır mısınız? Bazen tezgah koyar koymaz bitiveriyor. Ben bile sırrını çözmüş değilim. Ne kadar kalacağız gittiğimiz adreste? Ercan Bey bir şey söyledi mi? Yok. Ne kadar derse. Geçmişten bugüne girdiğimiz tüm ihalelerin dökümlerini istiyorum senin. Ayrıca katılan firmaların isimlerini de. Ama daha da önemlisi, bizim kaybettiğimiz ihaleleri kazanan firmalar. Bu önemli. İlgili birimlere durumu bildirip hemen raporu hazırlatacağım Ömer Bey. Başka bir şey? Defne, sen bir şey istiyor musun? Yok, söylediklerin kafi. Şimdilik. Tamam senin, bu kadar. Bekliyoruz. Selam aşkım. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Derdin ne? Senden başka ne derdim olabilir ki? Niye sürekli beni arıyorsun? Sana ulaşmaya çalışıyorum. Sen açmayınca ben de... Seni uyarmıştım. Ya niye ısrar ediyorsun ki? Sanki durumu bilmiyorsun. Tabii ki biliyorum ama ne yapayım? Ben seni çok özledim. Burnumda tutuyorsun. Aşkım, bunu da yazık değil mi? Bak bir kez daha söylüyorum. Beni yerli yersiz arama. Peki tatlım. Sen ne zaman istersen o zaman arayacağım. Seni zor durumda bırakacak bir şey yapar mıyım ben? Hem hadi artık rahatla. Eğleniyoruz işte. Hem yakında daha çok eğleneceğiz. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Thank you.
Aysel Hanım'ın o meşhur meyveli pastası. Biz ekolojik duyarlılığa sahip olduğumuz için ürünlerimizde her zaman organik malzemeler kullanıyoruz. Biraz pahalı oluyor tabii organik meyveler ama biz asla fiyatlarımıza yansıtmıyoruz. Bakar mısınız? Hemen geliyorum beyefendi. Bizler en iyiyi, en ucuza sunmayı şiar edinmiş bir kuruluşuz. Çileğe ve kiviye karşı alerjim var. Ben çikolatalı alayım. Hay hay. Tabii madem alerjiniz var. Siparişimi verebilir miyim? Bir saniye lütfen. Bakar mısınız? Geliyorum beyefendi. Bir saniye lütfen. Ne oluyor? Niye durdun? İhtiyaç molası. Daha yola çıkalım. Ne oldu ki mola veriyorsun? Daha 2 saatlik yolumuz var. Hem acelen ne? Bir yere mi yetişeceğiz? Bak, 3 yıl önceki tersane ihalesi. Sizinle birlikte 3 büyük firma daha girmiş. Kazananlara bak. Samikov. Hayır, ortaklar listesine bak. Bu. Evet, şaşırdın mı? Aslında hayır. Ömer, babam da bakıyor. Bakalım o neler bulacak. Ömer Bey, Özge geldi. Gelsin, bekliyorum. Ben de bir kahve molası vereyim. Canı çok sıkkındı. Ve o adam yüzünden tabii. İhaleyi onun yüzünden kaybetmişler. Oh, Allah'ım. Biz şu işten kazasız belasız çıkar. Mesaj mı yazsam? Nasıl olduğunu merak ettim. İyi misin? Şimdi. Acaba arasam mı? Evet evet. Aramak daha iyi. Böyle bir şeyi neden yaptın? Ben çok özür dilerim Ömer Bey. Aa, resmen meşgul attı. Açmadı. Ne kadar yoğunsa artık. Ne yapıyorsa. Öf, tamam saçmalama Zehra. Ya bu ne böyle taciz eder gibi. Açmadı işte. Ercan Keser'i nereden tanıyorsun? Böyle bir şeyi neden yaptın?
işsiz kalmayı, birlikte suçlanmayı ve daha da önemlisi hapse girmeyi göze alacak tek bir neden söyle bana. Tek bir neden. Özge, böyle ahlaksızca ve çirkin bir oyunun içine neden girdin? Neden susuyorsun? Söyleyecek bir şeyin olmadığı için mi? Yoksa söyleyecek yüzün olmadığı için mi? Sana kapılarını sonuna kadar açmış insanları sırtından bıçaklarken ne düşündün? Vicdanın sesini hiç mi dinlemedin? Yoksa sesini dinleyeceğin bir vicdanın yok mu? Özge, böyle susarak hiçbir yere varamazsın. Sana son kez soruyorum. Ercan Keser'le nasıl bir işbirliği yaptın? Konuşmadan buradan çıkamayacağını biliyorsun herhalde, değil mi? Böyle bir ihaneti yaptıysan konuşacaksın. Bana her şeyi anlatacaksın. Aksi takdirde ben devreden çıkarım. Polisle muhatap olursun. Yaptığın ihaneti biliyorsun. Sana daha fazla zaman harcamayacağımı da. Neden Özge? Neden böyle bir ihanetin içinde bulundun? Niye? Daha doğrusu bu ihaneti neyin karşılığında yaptın? Kardeşimin hayatı karşılığında. Kardeşim için yaptım. Onun yaşaması için. Kardeşin mi? Kardeşim için. Anlamadım. Kardeşinle Ercan Keser'in ne bağlantısı var? Kardeşim hasta. Hem de çok hasta. Ve tek bir ilacı binlerce dolar. Kardeşim gözümün önünde eriyordu. Ve ben hiçbir şey yapamıyordum. Tek bir ilacını almaması demek, ölmesi demek. Kardeşinizin gözünüzün içine baka baka ölümü beklemesi nasıl bir şey bilemezsiniz. Ömer Bey, çaresizliğin iki el olup kırtlağınıza yapışması ne demek, hiç tattınız mı? Tatmadınız değil mi? Korkunçtur. Ercan Keser önce kardeşimin ilaçlarını karşılamayı teklif etti. Kabul etmedim. Kabul etmezsem... Evet. Beni öldüreceğini söyledi. Mecburdum. Kendimi düşündüğümden falan değil. Çünkü ben ölürsem kardeşime bakacak hiç kimse yok diye. Yine olsa yine yaparım Ömer Bey. Yine bu iğrenç oyunun içine girerim. Çünkü kardeşimin ölmesine izin veremezdim. Çünkü o bana annemin emaneti. Nerede kaldım be adam? Kubura mı düştüm? Hah, bravo. Telefonu da arabada bırakmış. Hay ben böyle işin, tövbe tövbe.
İlla beni yerimden kaldıracaklar. Of! Allah'ım bana yardım et. Buradan çıkmam lazım. İnşallah işe yarar bir şey vardır. İyi misin Jülden? Bir şeyiniz yok değil mi? İyiyim. Aha, iyiyim. Çabuk olun lütfen. Fazla zamanımız yok. Kaçın buradan. Lütfen hemen kaçın. Sağ ol. Çok sağ ol. Bir saniye. Şundan alın lütfen. Ben bu iyiliğini hiçbir zaman unutmayacağım. Sen ne yapacaksın Arif? Ben başıma çaresine bakarım. Hadi lütfen daha fazla oyalanmayın. Teşekkür ederim. Bakma şöyle adama, görecek şimdi. Ne mendebur adammış be. Hani ağzında kuş tutsan yaranamazsın bunu. Vallahi sinir oluyorum. Çok uzattın canım. Kendi haline bırak adamı. Ya canım benim. Böyle adamlar kendi haline bırakılmaya gelemezler. Pek de suratsızmış. Allah affetsin. Hesabı alabilir miyim? Ben de alayım hesabı. Sağ o zamanında getirdiniz neyse ki. Bu ne? Pastanemizin tanıtım yazısı. Bloğumuzu yazarken yardımcı olur diye düşündük. Yedikleriniz zaten bizim ikramımız. Ne bloğu hanımefendi? Hesabı getirin lütfen. Nasıl yani beyefendi? Siz blogger değil misiniz? Fotoğraflarınız çok kaliteli ama servisiniz için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Anlamadım. Yani anlarsınız. Blogumu okuyunca gayet güzel anlarsınız. Yani ne yapıyorsun acaba? Bir mesaj yazacak vaktin de mi yok? Çabuk gelirim demişti. Gelmedi de. Gelmişsin. Evet, biraz önce. Bütün gün çok meşgulün herhalde. Hı hı, öyle oldu bugün. Telefonumu açamayacak ya da mesaj yazamayacak kadar mı? Sen aradığında ben bir toplantının ortasındaydım. O yüzden açamadım. Peki sonra? Sonra neden dönmedin? Zehra, gerçekten benim için çok yoğun ve stresli bir gündü. Acaba karım kendisini ihmal ettiğini mi düşünüyor? Yani hayır da... Hayır. Acaba diyorum sen böyle bakınca... Daha mı güzel oluyorsun?
Nasıl bakınca? Böyle işte. Kocasına hesap sorar gibi. Sevimli bir eş gibi. Hesap sormak mı? Evet, sormadın mı? Yok, yani ben hesap sormak için değil, sadece... Yok, sorabilirsin. Karım bana istediği an hesap sorabilir. Hiçbir itirazım yok. Verilemeyecek bir hesabım yok diyorsun yani. Aynen öyle. Yok, aynı zamanda... Aynı zamanda? Benim boynum karıma karşı kıldan ince.